Bu videoda tam 10 dakika içerisinde Canva kullanarak sosyal medyada nasıl tasarım yapabileceğinizi anlatacağım. Evet evet yanlış duymadınız. Tamı tamına 10 dakikada Canva kullanımını öğreneceksiniz ve istediğiniz tasarımı yapabiliyor olacaksınız. Web Ustası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Web Ustası ekibinden Hasan. Bu videoda sizlerle birlikte tam 10 dakika içerisinde Canva kullanarak sosyal medya tasarımlarını nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Evet evet yanlış duymadınız tam 10 dakikada sosyal medya tasarımlarını yapmayı öğreneceksiniz. Tabii ki bunu profesyonel düzeyde 10 dakikada öğrenmeniz imkansız ama eğer sıfırdan hiçbir tasarım bilginiz yoksa Canva kullanarak istediğiniz şablonları düzenleyerek YouTube kapak resminden YouTube profil resmine kadar istediğiniz tasarım yapabiliyor olacaksınız. Bu arada unutmadan aşağıdaki Telegram kanalımızı ve Instagram hesabımızı da takip etmeyi ve katılmayı unutmayın. Orada da yakın zamanda çok güzel şeyler olacak. Takipte kalın. Oradaki üyelere özel ayrıcalıklar sizi bekliyor olacak. Kesinlikle göz atın derim. O zaman lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Kanvaya geldik. Bakın Canva'da istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Burada YouTube kapak resminden Instagram görseline, e-kitaptan CV'ye kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Yeter ki ne istediğinizi bilin arkadaşlar. Bakın şimdi ben ne göstereyim? Canva'ya kayıt olmaya falan göstermeyeceğim. Direkt kendi mail adresinizle Canva'ya kayıt olabilirsiniz. Canva'nın bir ücretsiz sürümü bir de ücretli yani Canva Pro'su var. Eğer siz öğrenciyseniz, bak öğrenciyseniz .edu ile biten mail adresiniz varsa Canva Pro'yu ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu dipnot olarak ekleyeyim. Şimdi buradan direkt ne oluşturmak istiyorsanız tasarım oluştur'a tıklıyorsunuz. Bakın YouTube yazdım ben. YouTube ile alakalı bir şey üretmek istiyorum ne olsun bir tane YouTube kanal logosu olsun bir tane YouTube küçük resim olsun bunları yeni sekmede açtım bakın geldim buraya bana otomatik olarak YouTube kapak fotoğrafının yani YouTube logosunun otomatik olarak boyutlarını veriyor ben tekrardan boyutlandırma ile uğraşmıyorum geldim buraya bakın sol tarafta ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birçok template yani hazır şablon mevcut. Bakın geldim buraya mesela bu. Bunu sevdim ve bunu kullanmak istedim. Buraya ne yazacağım? Markanızın ismini buraya yazıyorsunuz. Bakın ben örnek olması için ne yazıyorum? Ne oldu? Büyük geldi. Ne yapacağım? Geleceğim buraya ya kenarlarından bakın bunu böyle çekeceğim. Daha sonra ortalayacağım. Bakın şu şekilde ortalayabiliyorsunuz. Zaten siz otomatik olarak e, yapıyor ya da bunu geleceğim. Ben ortalamak istemiyorum. Geldim. Buradaki yazıyı seçiyorum ve buradaki fontu yavaş yavaş küçültüyorum basılı tutarak bu şekilde de ben bunu ortalayabilirim. Fakat şu anda sanırım bir öncekine göre çok daha güzel oldu. Buradan istediğiniz şekilde tasarımları düzenleyebiliyorsunuz. Sizlerle tekrardan bir tane daha örnek yapalım. Şuradan aşağı doğru indik. Bakın buradan geri geliyorum. Bu buna benzer logo örneklerini de bana sunuyor. Geri geliyorum ve buradan biraz daha aşağıya iniyorum. Bakın burada glitchli efektler var. Ee, mesela podcast ile alakalı bir şey. Buradan bunu kullanacağım. Geçerli sayfayı kullan diyorum. Neymiş? Ne yapabiliriz mesela? Web, web. Ne yazalım? Webpod. Yani mesela. Buna geldim. Ne yazalım? Web ustası. Podcast yazalım. Belki ileride bunu da kullanıp ve bu spot kesini yapabiliriz. Buradaki renkleri de onu söylemeyi unuttum. Bu arada istediğiniz renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bizim en çok kullandığımız renkler bir sarı, iki mor. Şuradan rastgele bir moru yapayım. Bakın şu mesela. Fakat sanırım bunu siyah yapıp bunu mor yaparsam çok daha iyi olacak gibi geldi bana şu an. Sanırım bu şekilde daha iyi gibi. Yani bu eğer Canva'da ne yapmak istediğinizi biliyorsanız çok kolay bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Ee, i̇çeriye görsel de sürükleyebiliyorsunuz. Google'dan aldığınız görselleri de koyabiliyorsunuz. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunun altına kendi logomu koyacağım. Geliyorum ve bu logomu buraya yüklüyorum. Bakın geldi direkt olarak bunu buradan büyütüyorum. Büyüttüm ve buradaki opaklığını da düşüreceğim. Bakın düşürdüm, düşürdüm, düşürdüm. Buradan geldim. Katman. Katmanları göster diyorum. Ve bunu en alta alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu bir tasarım olarak değil. E, i̇stediğiniz şeyi kanvanın içerisine sürükleyip bırakarak yükleyebiliyorsunuz. Kanvanın içerisinde kullanılan e, buradaki bileşenleri de kullanabiliyorsunuz. Yani buradan mesela ne yazalım? İnsan yazalım. insan yazdığınızda buraya insan görsellerini getiriyor. İsterseniz fotoğraf isterseniz gerçek e, ikonları getirebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi buradan fotoğraf dedim. Gerçek insan fotoğrafları bana getirdi. Buradan geri geliyorum. Bakın görseller dediğimde buradaki de ikon yani insan ikon insan ikonlarında bana getiriyor. Şimdi bunu kapattım. Neye geldik? YouTube küçük resmi. Geldim mesela nasıl bir şey yapabiliriz? Bizim bu videomuz tasarımla alakalı. Mesela ne yazalım? Şuraya tasarım yazalım. Bakın tasarımla ilgili kapak resimleri geldi. Mesela ben bunu kullanmak istiyorum. Karakter tasarlama atölyesi tarzında bir şey gelmiş. Şimdi geldim buraya. Bakalım Canva yazınca benim karşıma bir şey çıkaracak mı? Tabi buraya yazmayacaksınız bunu bileşenler kısmına geliyorum. Canva diyorum. Bakın Canva yazdığımda buradan görsellere tıkladım. Canva'nın kendi logosu geldi. Buraya bunu bıraktım. Bunu siliyorum çünkü bundan e, burada buna ihtiyacımız yok. Bakın şunu aldım. Şimdi başka ne alabilirim? Bir de bunu aldım. Şunu da ekleyelim. Şuraya tamam. Ne yapalım? Canva. Bakın iki tane şey yazmışlar burada. Bunun ikisini de düzelteceğiz. Buradan yine Canva dedim. Buradan yine Canva'yı bunun üstüne çektim. Bakın Canva kullanarak Canva kullanarak bunu kopyaladım. Bunu buraya yapıştırdım. Bakın ne oldu? Bunu biraz büyülttüm. Kanva kullanarak dedik. Yine bunu bakın bunun üstüne aldık. Kanva kullanarak e, tasarım tasarım dedik. Tasarımı da kopyaladım. Kenarıya çektim. Atölyesinin yerine tasarım koydum. Tasarım yapıyoruz diyelim. Yapıyoruz. Ne oldu? Buradaki e, fontumuz çok büyük ve burası çok küçük. Bunları böyle biraz e, genişlettim ve buradaki e, şunları da şöyle bir alalım. Bakın ne oldu? Ben bunu gelmesini istemiyorum buradan bunu kilitledim. Artık orası gelmiyor. Şimdi şuraya aldım. Canva kullanarak tasarım yapıyoruz dedim. Buradaki fontu biraz küçültüyorum. Ne yaptık fontu? Buradan 80 yapalım. Yapıyoruzu kopyalıyorum bunu yapıyoruz dedim. Buradan bunu 80 dedim ve kenarlarından yine tutuyorum şu şekilde. Hop şöyle tuttuk ve yapıyoruzun altına çek. Bak gördüğünüz gibi buradan ben şimdi bu kapak resmini güncelledim. E, istediğim yazıyı değiştirdim şimdi kenarıya mesela ben logolar koyacağım bunu böyle durmasını istemiyorum buradan tıkladım döndür dedim ve yatay döndür dedim de burada bunu sağ tarafına koyacağım için bunu böyle şu şekilde şuraya koyuyorum bunu buraya koyuyorum bunu da aldığımda bunu da tekrar döndür diyorum yatay ve dikey döndür dediğimde bunu tekrardan yatay döndüreyim bunu da yine şunun altına şu şekilde koyayım. Buradan kanvamıza düzenle dediğimizde bakın burada arka plan kaldırma işte gölge ekleme falan bunu şey yapabiliyorsunuz seçebiliyorsunuz. Buradan bir adet gölge ekleyelim. Örnek vermek gerekirse şuradan şu biraz güzel geldi gözüme bu görsel içinde uyumlu olacağını inanıyorum. Eğer yapabilirsek buradaki uygulamalar kısmı ee, bir tık yavaş çalışıyor. Fakat beklerseniz e, zamanınızı almaz ve başarılı bir şekilde sonuç alırsınız. Evet. Çok ufak bir şekilde buraya e, kanvanın altına gölge ekledik. Şunu çıkaralım. Şuradaki rengimizi de e, örnek vermek gerekirse bunu ne yapacaktık? Mesela burnun kilidini kaldırdım. Şuradan şunu kilidini kaldıralım. Buradaki arka planımızı mor yapalım. E, bu da çok şey oldu. Bunu biraz küçük mor yapalım. Aynen. Bunu da şuradan Siyah yapalım. Yani göstermek istediğim canvas sınırsız bir dünya sunuyor size. İstediğiniz şekilde tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Yani bunun yerine bunu koyabiliriz mesela. Yani bu şekilde, istediğiniz şekilde sınırsız bir şekilde kanvayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu da kapatalım geldik başka ne yapabiliriz? YouTube adrosu yani aslında bunlar artık çok kullanılmıyor. Fakat yine de e, kan üzerine gösterelim ki YouTube'da outro bile yapabiliyorsunuz. Bakın buraya geldik. Ne diyor mesela burada? Geldik şuradan yakınlaştırdık. Buradan buraya biraz yakınlaşabilirsiniz. Burada web ustası diyebilirim. Buradaki subscribe kısmına abone ol yazabilirim. Şuradan ileri geri yaptığımda bakın geldi. Web ustası yazıyor abone ol diyor. Buradaki görseli değiştirebilirim. Az önce görselimizi yüklemiştik. Ben aldım ve bunu buraya sürükledim web ustası olarak yazdım. Arka plandaki görselin rengini değiştirebilirim. Bunu beyaz yapabilirim, siyah yapabilirim. Yani burada kan üzerinde. E, istediğiniz şekilde video tasarımda yapabiliyorsunuz bunu da göstermiş olalım tekrardan tasarım oluştur diyelim ve geliyoruz buraya yine aynı şekilde estetik YouTube küçük resmi diyorum buradaki şablonlara tekrardan bakıyorum ve size de bunu gösterdikten sonra da e, kapak resmi bu arada bunlar banner e, özür dilerim dilim sürüştü. bakın bunlar çok basit tasarımlar e, Eğer minimalist e, seviyorsanız Bunları kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bakın, bunlar kanalda çok güzel duruyor aslında. Bunlar kullanılabilir. Yani sınırsız bir şekilde tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bakın, yani bir oyun kanalı için gayet iyi. Üst ve alt zaten gözükmüyor. Şu ince kısım zaten tasarım olarak gözüküyor. Buradan tekrardan geri geliyorum, aşağı iniyorum. Bu keza gayet başarılı bir tasarım ve Kullanılabilecek bir tasarım keza bu yine gayet güzel bir tasarım yine bu kullanılabilecek bir tasarım yani eğer kan ve edu mailinizde üye olursanız pro versiyonunda kullanamayacağınız birçok şeyi de kullanabiliyorsunuz eğer ücretsiz bir şekilde kan ve kayıt olursanız bazı özellikler pro olarak geliyor o yüzden bazılarını kullanamayabilirsiniz edu ile kullanırsanız edu mail ile kayıt olursanız kanvanın bütün özelliklerini sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Tabii ki 10 dakikada sizlere profesyonel olmayı vaat etmiyorum ama kanvayı kullanmayı bilmiyorsanız eğer bu 10 dakika size ilaç gibi gelmiştir. Çünkü bütün tasarımları yapabiliyor olacaksınız. Instagram, Youtube, Facebook tüm sosyal medya hesaplarınızdaki şablonları düzenleyerek istediğiniz tasarımları yapabiliyor oldunuz. Yani yapabiliyorsunuz Bildiğinize inanıyorum eğer yapamayan olursa bir yerde takılırsa bir sorun yaşarsa Telegramdan veya Instagram'dan zaten soru olarak sorarsanız birebir olarak herkesle ilgilenmeye gayret ediyoruz. Herkesin sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Bu videolukta bu kadardı. Tekrardan söylüyorum izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.